Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Bugün 23 Ocak 2023. Arılarımızı geçen hafta çekmiştik. O zaman saat 12 civarlarındaydı. Şu anda saat 3. Arılar yavaş yavaş yuvalarına çekilmeye başladılar. Etrafımızda bahçelerde bulunan çiçekler açmaya başladı. Kızılcık ağaçları da çiçek açmaya başladı. Çiçek açmaya başladığından dolayı arılar da polen getirmeye başlıyor. Tecrübelerimize dayanarak eğer arı polen getiriyorsa biz de varroa ile mücadele etmeye başlamamız gerekiyor. Biz duman veriyoruz. Bu dumanı zararları var. Yok değil. İnsan sağlığına zararı var. Arının üzerinde herhangi bir zarar olduğu tespit edilmemiş. Yani ne analarımız kısırlaşıyor, ne de arılarımız herhangi bir sorun olmuyor. Bunu yıllarca kullanıyoruz. Kullanılan da var. Bala karışan karışır diyorlar. Biz alt gözeye bunları veriyoruz. Arıya katlattıktan sonra bu tür uygulamaları yapmıyoruz. Zaten bunu videolarımızda defalarca bahsettik. Bundan dolayı içiniz rahat olsun. Yani sadece bu balı biz dışarıya satıp biz de yiyoruz bunu. Eşimize, dostumuza, akrabalarımıza veriyoruz. Eğer öyle bir zararlı bir şey olsa ne kimseye satarız ne de biz yeriz. Ya bu normalde bu ilaç tavuklardaki bit için üretilmiş ama arıcılıkta da kullananlar var. Çünkü varroa da sonuçta bir bit. Arıların durumuna gelirsek, dediğimiz gibi ocağın 20'sinden sonra, pardon Şubat'ın 20'sinde bakıma başlayacağımız için böyle bir arılarımızın sağlıklı bir şekilde, yeni çıkacak olan kuruçkadaki arıların sağlıklı bir şekilde olması için bu dumanlı uygulamayı yapıyoruz. Hava hala sıcak. Gördüğünüz gibi etraf günlük güneşlik. Tabii bu istemediğimiz bir durum ama doğaya karşı yapacağımız bir şey yok. Kendi kendimize yağmur yağdıramayacağımıza göre Allah ne takdir etmişse onu biz yaşamak zorundayız. Bundan dolayı yapacak bir şey de yok. İnşallah ilerleyen zamanlardaki bakımlarda sizlere daha güzel detaylı şekilde videolar sunarız. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize hayırlı sezonlar diliyorum. Kayıpsız günler diliyorum. Diğer videolarda görüşmek umuduyla.